Sabahattin dönmüş. Ne oluyor ya? Ulan yazıklar olsun be. Şu halinize bir bakın be. Sanki mahalleye insan değil Van Gölü canavarı geldi arkadaş. Hepinizin muhteşem hayatı vardı. Ben seyrettim, ben mahvettim değil mi? Ulan ben de bu mahallenin çocuğuyum be. Bugüne kadar bacılarınıza göz kulak olmadın mı? Yaşlılara hürmette bir kusur ettin mi? Gençlerinize can kardeşim gibi davrandım. Kardeşim. Ne haber Ferhat? Ama siz ne yaptınız? Ulan çocuklarınıza kendi çocuğum gibi göz kulak oldum ben. Hep kolladım çocuklarınızı ben. Oğlum nereye gidiyorsun sen? Oğlum yolda top oynama, araba çarptı. Az kenarda dik. Başın bitten kurtulmuyor değil mi? Eşek dili mi yedirdiler sana? Eşiğimize domuz yağı mı sürdüler be yavrum ha? Ne yaptılar? Bana bak. Kusursuz gezmiyorsun değil mi? Yok vallahi baba, hani 6 saatte bir tazeliyor. Besmele çekip sağ ayağınla giriyorsun her yere. Vallahi billah. Merdiven alttan geçmiyor. Aa. İç cebinde mi? Görür görmez kazadan sakın ayetil kürsü. Türbe gibi geziyorum ama... Kız yurdunu baş aşağı sallasalar benim kucağıma yurdun bekçisi düşer babaanne. Ah yavrum, ah evlerden ırak. Allah'a gücendirecek büyük bir kusur işlemiş olmayasın sakın. Öyle mi diyorsun baban? Yok abla, yapmadım ya. Ay darlanma, darlanma oğlum, darlanma. Oh darlanma, oh nenesinin kara taş haklısı. Oh kıyamam ben sana, kıyamam, kıyamam. Aman be, iyi ki geldin. Aklım hep Antalyalarda kaldı diye sen yokken. Giderken pek hevesliydin sen otel işinde. Ne o, kıvramadın mı? Ya ne bileyim babaanne, gurbet elde zor oluyor. Bir de eve gelince böyle bir tas sıcak çorba yapan olmayınca... Oğlum sen bu kafayla ne iş tutacaksın? Bakacağız babaanne. Eski patronuna sordun mu? Sordum. Senden benim dükkana taksimetre açsalar en az 90 lira yazacak. O kadar uzak dur benim dükkandan dedi. Toptancı hayre. Seni geçemeyen spermin Allah bin belasını versin dedi. Büfeci Yaşar. Siktir git dedi, o uzatmadı öbürleri gibi. Oh ben kıyamam yetimle, kıyamam. Ya zaten babaanne peçişeğin ucunu delip dükkan sulamak isteyen kim? Ben turist gezdireceğim. Altın bilezik var benim kolumda, İngilizcem var benim. Hey, bir konuşayım var ya, what's going on? Lan koca kafa, sen İngilizce biliyor musun? Ben işte konuşuyorum ama anlamıyorum. Aman be oğlum, sen ol. Allah aşkına temize çıkar şu adını. Bizde şans yok diye diye divane gibi dolaşıp adını çıkardın her yerde. Fatmaları oturmaya çağırdım. O uğursuz evden gidince haber et de öyle gelelim dediler. Evladım kır şu şeytanın bacağını artık. Uğursuz dedi değil mi? Göreceksin baban. Kıracağım şeytanın bacağını. Göreceksin bak. Sen de benden kaçacaksın sandım lan bir an Hüsret. Olur mu lan öyle şey? Bizim dostluğumuz mezara kadar oğlum. Sen benim çocukluk arkadaşımsın lan. Adamsın lan bizi. Ama seninle destan yazacağız. İnanmayan köpek olsun mu? Olsun. Bak oğlum kafileyi kes, yapan bunlar. Bunlar turist değil, lokum lokum. Böyle var ya, bunların dolap oyunu makineyi ver eline gözlemeye akşama kadar badi badi gezsinler. Efendi adam lan bunlar bir kere. Baksana ne güzel Japonya.
Ama onurundan, gururundan makas almayacağım bunları. Sevdim ben bu Japonları ya, güzel adamlar. E tabii lan. Sarılmayacağım, öpmeyeceğim, tokalaşmayacağım. Sadece böyle hafif başını eğip selam vereceğim. O öyle çok çok eğmek aşağılamaya kaçar. O kadar eğme başını. Ben şunların kendisine fotoğraf çektireceğim. Işığı arkaya al, arkaya. Selfie yapalım, dur. Şöyle yapalım. Ne yaptın lan? Oğlum bir şey yapmadım, acık yaslandım ya. Dal çeker gibi oldu ya. Tut şunu, düzeltelim, Japonlar gelmedi. Kaldır oraya. Oğlum takıldı herhalde ya. Asıl, asıl. Nasıl üretiyor o? Çansunu cama serinletir o. Oğlum bozduğumuzu anlatsa çabuk güzel şimdi. Gelmiyor. Gidiyorlar lan. Fotoğrafı. Fotoğrafı. Acuk yaslandık ya. Ay cenabetlik bende. Neydi cenabet, neydi İzzet? Bilmiyorum. Ayam anla ki ben. Ayam anla ki ben. Yaro, semese. Lan abi, abi, abi hemen onur yapmayın Allah aşkına ya. Anlamadan dinlemeden hareketi yapıyorsunuz ya. Yere batsın lan töreniz, böyle şey mi olur ya? Sıçtık İzzet. We want blood money. You will fight like honorable men. No fight, no fight. We are the brothers. Fight! Please listen to me. Fight! No fight, no fight. Fight! World peace. Fight! Tamam bırakayım lan. Bir kişiye bir kişiye, adam adama. Only a man, please. Tut şunu İzzet. Okay, this is the honorable thing to do. Keep your opponent. You! Sen, sen. Tsubasa, sana diyorum. Gel buraya. Abi ben yürüyüm. Gözler ondan çekil. Ben garsonum. Lan yürü git o zaman. Ne kafa karıştırıyor ya? Pek. Kimi diyeyim lan? Bak şurada amca var. Bak, 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 bak. Kadayıf olmuş oğlumuz da. Oğlum onun teneşire bir osuruk borcu kalmış. Höt desem yıkılır lan. Yok lan, vurmam bile ben ona. Kendi yorulur dişi. Sen dil altı hapını hazırla. Yo! Sen, sen. Yo! Şans olabilir mi ya? Şansa bak ya. Yoros Kalesi'nde Brüşli'ye denk geliyoruz arkadaş ya. Lan nerede kaldı bu kafile be? Güneşin alnında Fedora döndük ya. Oğlum soracağım da çekmiyor ki burada. Japonlar bahşiş verdi mi lan? Verdi. Aha bak İzzet. Bak bahşiş. Bak bahşiş. Bak İzzet, bak bahşiş. Bak İzzet, bak. Bak. İzzet, bak, bahşiş, İzzet. Aha bak, adamlar bunu verdi. Bak, bahşiş, bak, dinle. Bahşiş, bak, al, İzzet, bak, bahşiş. Yaz gözleri bugün birer saat arayla Yoros Kalesi'ne çevrildi. Sabah saatlerinde Japonların şans sembolü Manekineko'ya yapılan cinsel saldırı ve bir Japon vatandaşın harakirisiyle tırmanan gerilim birkaç saat sonra zirveye ulaştı. Ya kapat şunu be, sana da eğlence lazım ya. Ya sen ne diyorsun Sebo ya? Bugün var ya, bizi Allah korudu o Japon'dan ha. Sen boş ver Japon'u. Rezil olduk gene. Gene ters takla. Allah cezasını versin ya. Ne zaman düzelecek ulan? Ya hemen kendini salma be oğlum sen de ya. Bak bizim Sedat senden beterdi biliyor. Gitti bu acı payamlı kör hafıza. Hayatı düzeldi. Derin hocadır ya. Derin hocadır bu adam. Sordum Sedat'a. Başıma ne geldiyse
amenna dedim. Şükrettim diyor ya. Sebo, iyi düşün, iyi olsun. Olur ne olacaksın toprağım? Gerisi sular, seller gibi geliyor ya. Ne zamana kadar sabretmiş? Aylar sürdü diyor. Ama sonunda diyor, felek bile bezmiş yani. İşleri olmuş çiçek ya. Başka yolu yok Sebo be. Ha? Bir dene ya Sebo. Ne kaybedersin? Ha? Ne kaybedersin? Şükretmiş diyor ne? Aynen. Ben de şükrederim. Aynen Sebo. İyi düşün, iyi olsun diyor. Aynen. İyi lan. İyi düşün, iyi olsun. Dededen kalma tarla. Olsun. En azından hiç kene kalmadı ama değil mi? Yani. Sebo telefon yapmışsın. Ne yapalım oğlum, yaptık. Hop. Sebo ne yaptın? Sebo. Olsun. Şarjı bitmek üzereydi zaten. Kovuldun. Olsun. En azından elime topuk para geçecek. Aha tazminat. Olsun. En azından güzel ayrıldım. Ya, siktir git. As. Anama da küfredebilirdim. Halı oğlum. Asun lan. Yapalım mı lan bana bu? Olsun. En azından iç yüzünüzü görmüş oldum. Sebo acık yüzün gülsün ya. Sıfata bak. Hısmın ölmüş gibi bakıyorsun. Hem sen sabredersen Rabbim tabağı boş göndermez oğlum. Karşına öyle şeyler çıkar ki. Allah aşkına İzzet, daha kötü ne çıkacak? Rabbim tabağı boş göndermiyormuş size. Sebo iyi misin? Az bekle, geliyorum ben. Merhaba. Merhaba. Oyun oynamak ister misiniz? Nasıl? Mesela bardak oyunumuz var. Şuradaki üç büyük top var ya. Onları atıyorsunuz, hepsini devirmeye çalışıyorsunuz. Eğer üç denemede başarırsanız 100 lira sizin. Deneyelim mi? Olur, olur. Biraz şanssızız sanki. Sanki. Vallahi zoru başardınız, ne diyeyim. O yüzden ya bu oyunda benden olsun mu? Hem bu daha kolay. Hı-hı. Yumurta ruleti. Hı. Şöyle anlatayım. Şimdi bu sepette 30 tane yumurta var. Bunlardan 29 tanesi haşlanmış, sadece bir tanesi çiğ. Hı-hı. Yumurtaları tek tek başınıza çalacaksınız. Çiğ yumurtayı bulmadan sonuna kadar gelebilirsiniz, 100 lira sizin. Hı. Ha ama dokunduğunuzu almak zorundasınız. Deneyelim mi? Olur. Kimsin sen ya? Sebahattin ben. Ben de Yaprak.
Merhaba Yaprak Hanım. Merhaba Sebahattin Bey. Oyun oynayacağım ben. Tabii, hangisi? Bunlar olmasın ya, başka bir şey yok mu size? Halk oyunu var. Aa, onunla oynayayım o zaman. Tamam tabii. Ben parayı şöyle bırakayım. Sezer, halacığım halkaları getir. Aferin Sezer. Nereden tanıyorum ben seni? Çukurattin'i. Nasıl yani? O sen miydin? Ben kurtarandım. Garibim, o çukura düşünce kafası bulanmış onu. Sezer, anlıyorum bak. Sen çok zor günler geçirdin ama geçecek onlar, tamam mı? Bizim büfeci Çetin abi o kaldırımdan alayım derken ben kurtardım yani. Kusura bakmayın, ben öyle birden... Teşekkürler. Rica ederim. Gel oynayalım Sezer, gel. Gel Sezer. Sezer! Sezer, halacığım iyi misin? Sezer, iyi misin abim? Kardeşim, ne yapıyorsun? Tüfek kullanmayı bilmiyorsan kullanma. Ama hanımefendi... Hala konuşuyorsun ya. Hem çocuğu vurdun, özür dileyeceksin. Hala konuşuyorsun ya. Gelin Yaprak abi. Ben adamın Sezer'e tüfeği doğrulttuğunu gördüm, biliyor musun? Ben atlayacaktım Sezer'in önüne ama tabii uzakta kaldı Sezer. Ya çok teşekkür ederiz. Size de zahmet oldu. İki kere kurtardınız Sezer'i. Estağfurullah. Böyle güzel bir halanın yeğenini kurtarabildiysek ne mutlu bize. Allah korusun, böyle güzel halasız kalabilir de. Yani siz yeğensiz. Allah korudu işte. Neyse, ben Sezer'i eve götüreyim o zaman artık. Ay, ama sizin de oyununuz yarıda kaldı. Ben paranızı iade edeyim. Olmaz, lütfen kabul etmem. Ama böyle de olmaz ki. O zaman ben size yarın bir kahve ısmarlayayım, eğer kabul ederseniz. Olur. Ben zaten merak ederim Sezer'i. O zaman hoşça kal Sebahattin. Hoşça kal Yaprak. Anacığım, iyi misin? Hı, bakayım. Ya hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sen heyecanlanınca bir şey atıyordun ya, ondan versene bana Ferdi. Hayırdır abi? Bir kızla buluşacağım oğlum, aşık oldum lan. Abi alt tarafı bir buluşma yani, bence bunun için hiç ilaç alma sen. Lan oğlum, bu ilk buluşma, ilk. Benim elim ayağım titriyor ilk buluşmadan. İnsan ne diyeceğini bilemiyor ki. Hadi ver şunu Ferdi. Oğlum Ferdi, kızın bir gülüşü var. Böyle bir gülüşü var Ferdi. Hı. Sabahattin abi. Ver. Yalnız bak Sabahattin abi, dikkat et. Bundan bir tane atıyorsun. Fazlasını kurbanda kaçan danaya veriyorlar. Uyandırayım, kuvvetli ilaç. Lan oğlum, benim durumum o danayla aynı, merak etme ya. Kaçta çıkıyorsun işe? Ne? Kaçtan çıkıyorsun işe? Aman! Kaçta işten çıkıyorsun? Ha, değişiyor ya. Bazı günlerde vakıfta oluyorum. Bir de bir dergi çıkarıyoruz. Edebiyat dergisi. Sever misin şiir? Hayat bir şairin dizelerinde saklı değil midir zaten Yaprak? Hangi şairin mesela? Cemalettin abi. Mesela onun çok güzel o şey diyor ya mesela. Üşürüm o ıssız gülüşten. Yeni geldim dikişten. Beni pavyona alıştıran senin yavşak enişten diye. Ya bu daha duygulu bir şeydi sanki. Tabii ama orada şair vurgu yapıyor böyle. Beni pavyona alıştıran senin yavşak enişten. Yarın Allah diye böyle belini attırıyor normalde. Şarkıda yani. Ama
Yani şiirinde... Tamam ya. Olsun. Önemli değil yani. Ben de Safiye'nin Oyun okuyorum mesela. Onun sözleri de çok vurucudur. Yani kadının dizeleri beni benden alıyor. Ya bir kadın sana şöyle seslense ne dersin Sebahattin? Allah aşkına nasıl seslensin? Gidiyorum sensizliğe. Gidiyorum ülkemden. Ne istersin benden? Ya telefon getirsene, yurt dışında çok ucuz oluyor diyorlar ya. Sebahattin, sen bugün biraz tuhaf mısın? Yoksa bu senin genel tuhaflığın mı? Yok, iyiyim bugün ben. Ne okuduydun sen? Matematik. Aa, P'yi 3'ten mi alıyorsunuz siz? Yok, ben P'yi 2'den alıyorum. Öyle daha uygun oluyor. P'yi 3 mü alıyorsun diye soracaktın herhalde. Evet. Ne biçim bölüm bitirmişsin muhabbet açalım. Peki, tamam. Ben açayım muhabbet. Nelerden hoşlanırsın? Ne bileyim, hayat felsefen ne? Hayat felsefem, herkesin hayatına kimse karışamaz. Yani nasıl karışamaz? Ben bu şekil giyinir mesela, şu bayağı şu şekil giyinir. O şekil giyinir. Yani kimse kimsenin özgürlüğüne karışmaya hakkı yoktur. Özgürlük bidir. Ha, arada bir fark var. O farktan çok güzel olur ama lakin öyle değildir. Hani yorulamam bu kadar. Ama anlayamazsın. O dalganın yaptığı Japon köpük nesi ne? İyi misin? Ne tür müzikten hoşlanırsın? Böyle kopmalı. Elektromuvik. Hani oluyor ya. Elektromuvik. Elektromuvik. Tamam biliyorum ben o şarkıyı. Hani onlar çok güzel oluyor arabada diye. Şu İngilizcesini bilsin. Hani mesela onu çok iyi yaparım dediğin bir şey var mı? Ah, ağzımdan bir bira kapağı açarım. Ama öyle bir tane değil yani. Bir seferde böyle 15-20 tane açıyorum. Hatta bu İzzetler vardı ya bizim, onlar mahallede form doldurmuştu. Şeye katılacaktım ben. Ne? Bu yetenek siksin sizi. Yetenekliymişsiniz. Ne yetenekliymişsiniz Yaprak? Şu çocuk ne yapıyor ya? At yarışı mı oynuyor bu yaşta? Ya ne ebeveynler var? Hiç mi dikkat etmezler ya? Ben çok üzülüyorum böyle çocukları görünce. Sen üzülme Yaprak, ben... Şişt lan, gel buraya lan. Onu da getir, onu da getir. Ne oynuyorsun sen? Ver bak. At yarışı oynuyorsun ha? Hiç yakışıyor mu sana abisi? Bir daha görmeyeceğim. Şunu oynadığını anam baban görse kahrından ölür be. Esmerim çim piste sıçar abisi. Burada mis gibi tepecik güzeli var. Ona basacaksın ya. Jokeyi Halis Karataş. Ulan bunun lafı var bir kere ya. Okey'de Arataş, Ganyan'da Karataş. Bunu ilke edin abisi kendine ya. Bir daha görmeyeceğim. Al bunu. Bu da benden sana abi tavsiyesi. Hadi. Eyvallah abi. Hadi. Ah, içimde kanser olacağına kıçımda konser olsun diyor. Yok canım, deri kaplamadan geldi. Bırak tabii. Yapıştır! Vallahi içinde dert olacağına çıksın mert olsun. Yalnız Yaprak, sendeki rahatlık şalvarda yok. Ya deri kaplamadan çıktı diyorum, anlamıyor musun? Vallahi o da spreyi gibi dakikada bir pıslatıyorsun ha. Yeter be! Gerizekalı! İlaçlar oluyor ya. Gitme Yaprak! Anam! Bu kol kimin lan? Bu kol kimin oğlu? İzzet'in mi lan bu kol? Yaprak! İlaçtan olayım! Bir kere ya. Lan bir kerecik bir şey yolunda gitsin be. Lan ölürsem arkamdan bir kere de bu adamın yüzü güldü desinler ya. Ya tamam, vur Şebo, vur. Sana kız mı yok? Yok lan abi ya. Var mı? Tipi kes. Ben senin ebe olsam geri iterdim lan seni. Ne şakacısın ya? Ağzını aç şunu be. Ama büyük sıplayacağım.
Herkes görecek. Vursunlar bakalım şimdi. Hayat böyle Sebo. Ben ne insanlar gördüm, üstünde elbise yok. Ne insanlar gördüm, üstünde elbise var. Çok şey yapmamak lazım yani. Oldu o zaman. İzzet. Hı. Benim sonumda bunlar gibi mi olacak lan şirin ve yalnız? Ne yaptın be oğlum? Olur mu lan öyle şey? Sen şirin değilsin bir kere. Ya sıçacağım ama ha sabahtan beri. Moral versin diye oturuyoruz, laf sokup duruyorsun ya. 12 Eylül şey işkencesi gibisin bugün ya. 12 Eylül. 12 Eylül. Ne zaman lan 12 Eylül? Haziran mıydı? Yok Şubat amına koyayım. Eylül diyorum zaten, onu mu soruyorum? Senin doğum günün ne zaman mesela? Mart'ta ben doğdum, 16 Mart. Heh, hangi yıl? Her yıl. Heh, siktir eşeğen bir cevap da. Al İzzet, sen devam et ya. Ben şimdi moralimi bozamam. Pozitif olmam lazım. Oh, bak mis gibi hava. Kuşlar ne güzel uçuyor. Hangi kuşlar uçuyor? Bak soldan üçüncü ama sana göre sağdan. Ya giderken soldan, dönerken mi sağdan? Çak siktirip lan buradan. Sebo ama sen de sapıtıyorsun içince ha. Kanışma lan, yürü git. Gel bakalım. Babanı? Kavaklığın tapusu. Sebep? Oğlum ne zaman nasılsın desem kalaycı osuru gibi kaynıyor arada. Cevap vermiyorsun. Bazı deyuslar talihlidir oğlum. Yağmur yağsa yaş değmez, kavga etse taş değmez. Kimi de böyle senin gibi işte Haran Ovası'nda sıçacak yer bulamaz. Al bunu sat sav, kendine bir dükkancık kur. Ayazda kalmış bekçi çünkü gibi büzüştürme sıfatın öyle. Oğlum ne yapacağım ben bu yaştan sonra kavaklı? Şurada teneşirde çitelenmeme kaç yılım kaldı zaten. Sonumuzda donumuzda bir parça pamuk işte. Allah korusun babaanne ya, ne biçim konuşuyorsun öyle? Öyle öyle işte öyle. Hadi al hadi. Olmaz o senin zor gün şeyi. Bana bak. Şimdi kızacağım ha, şimdi kızacağım. Meryem Sultan. Moralime kil kılsın yeminle ya. Şu sendeki ses değil, yemin ediyorum kalp masajı. Allah çarpsın. Sen bir konuşuyorsun, ben hayata dönüyorum tekrar ya. Babaannem benim, ne oluyor musun? Oh yavrum, yavrum benim. Bana bak sıpa gözlü. Kaz tavuk gibi kurtlayacağım derken yırtarmış orasını burasını. Sen de hemen zengin olacağım diye sakın huzur şeylere yatırma paranı ha. Hayırlı bir işte kullan. Sen bana güven babaanne, bak göreceksin. Öyle hayırlı bir iş yapacağım ki gurur duyacaksın benimle. Göreceksin bak, gurur duyacaksın. Sen yuvamız, çocuklarımıza, ailelerimize, vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Adımız Şen Yuva diyoruz, sloganımız yavrunu sevindir diyoruz. Allah utandırmasın. Bu arada benim arkamdan düz taban, bastığı yerde ot bitmez, selam verdiği 5 gün yaşamaz, uğursuz it dediler. Ama ne oldu? Buraya gelmemizle birlikte bir değil 2 dükkan daha açıldı. Bakın. Oraya değil, oraya değil. Bakın. Mahvolduk İzzet. Sebo sakin, sakin. Oğlum buraya çocuğunu kim gönderir? Kim gönderir lan buraya çocuğunu? Nalbura ne oldu? Ay söylemeyi unuttum sana ya. Orası da randevu eviymiş, mühürlediler orayı ya. Oğlum bu atlanacak detay mı? Her şeyi mi bastım lan ben buraya? Kavaklığı sattım. Ölüm grubuna düşmüşüz resmen. Ya tamam Sebo. Yan tarafımız masaj salonu. Öbür tarafımız seks shop, karşısı randevu evi.
Ama olumlu bak yine de ya. İyi düşünmeye çalış. Doğru. Biz de sikebilirlerdi. Bu mu lan bulduğun yer? Nezih dediğin yer burası mı? Tamam Sebo ya. Tamam, gardını düşürme hemen. Bulacağız bir çözüm yolu. Ben buldum bir çözüm İzzet. Buraya kadar mı Sebahattin Efendi? Yaşamak senin üstünde güzel durmuyor oğlum. Beceremiyorsun sen o işi. En azından ben burada olmasam bu insanlar daha mutlu olur. Haydi kapatıyoruz. Selametle. Sen niye atlıyorsun? Lanetliyim arkadaşım ben. Anlatsam şükür namazına durursun. Boş versen beni. Asıl sen niye atlıyorsun? Karım. Karım beni aldatıyor mu? Bu mu lan? Bunun için mi atlayacağım? Harbi mi? Tabii lan, ne olacak ki en fazla? Değmez değil mi? Değmez tabii ya. Gerçi milletin ağzı torba değil, büzemezsin. En fazla böyle belki bir ömür boyu godoş diyecekler. Ki onlar öyle düz söylemez. Godoş derler. Gavvat diyecekler ama tek V'yle değil işte. Üç V'yle söylerler onu. Belki böyle boynuzlu şirin derler ki bence bu sempatik. Kahvede böyle arkadaşın suratını sırıtarak abi diyecek, yengenin kan grubu da genel vericiymiş diye. Yeter lan. Yeter! Hadi! Lan belki dedim ya. Oho! Lan kötü düştü ya. Ölemiyorum da babaanne. Onda da şansım gülmüyor. Dün gece bir kutu ilaç içip yattım. Vitamin yapıymış, bir de gün izinde başladım. Bana bak, konuş böyle deli deprek. Vallahi etin budunu burkarım seninle. Canı kıymakta neymiş? Hem ben seni acı payanda kör hafıza söyledim. Derin hocadır. Ne dedi? O senin torunun, itin, uğursuzun önde gideni. Almıştır birinin bedduasını. Gönül Allah'ın Kâbesi, yıkanın iki yakası bir araya gelmez dedi. Onların duasını almadan da iflah olmaz dedi. Var mı öyle bir şey ha? Yani... Var değil mi? Var. Misal ver. Ya bir olay oldu ama o kadar büyük bir şey değildi yani babaanne. Resmen vurduğumu gördüm abi ya. Ya gördün de gördün de işte. Köpekleri de kaybettik. Durmuş abi ayı. Ne ayısı lan? Abi kaderde birlikte ölmek de varmış. Kaçalım mı? Kaçmayalım. Kaçarsak yakalar. Mermimiz yok. Var. Bende var Sabahattin. Soğukkanlı oğlu. Al oğlum. Al. Hadi sen benden daha iyi nişancısın. Sen daha iyi vurursun. Hadi. Bilmiyorum abi. Bilirsin bilirsin. Hadi aslanım. Hadi oğlum. Hadi Sabahattin. Hadi. Ah! Ah Sabahattin! Durmuş abi misin? Ah Sabahattin! Hareket etmezsen hiçbir şey yapmaz. Yardım getireceğim sana! Sana yardım getireceğim! Yardım getireceğim Durmuş abi! Sabahattin! Ne yapayım babaanne? Ben adamı yanlışlıkla vurdum. Sonra da gittim yardım çağırmaya. Ben de ölmekten korktum. Ne yapsaydım orada? Beni de ye diye beklese miydim ayının yanında? Gerçi tabii adamı yalnız bıraktık orada. Ayıp oldu adama. O adamı bulacaksın, helallik alacaksın. Daha da kimin bedduasını aldıysan götün götün yanaşacaksın. Hepsini affettireceksin kendini. Yoksa bir ömür iflah olmazsın. İki yakan bir araya gelmez oğlum. Hanemin eşiğinden de sokmam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sabah ilk iş Durmuş'un huzuruna varacaksın. Yemin et. Nimete kör bakayım. Helallik alacaksın diyor ne baba? Bir ömür iflah olmazsın diyor ne? Affettir ki, affettir ki, affettir ki, Yaprak.
Ne işin var senin burada? Bu Durmuş abiden özür şeysi için geldim ben. Sen abimi nereden tanıyorsun? Abin mi senin? Ha, sen Durmuş abinin İzmir'de okuyan bacısı olan Yaprak'sın değil mi? Sabah değil. Durmuş abi. Nasılsın abi? Hangisi geldim ben buraya? Selamlaşma şeysi olarak abi. Heyecanlandım çok. Durmuş abi bilmiyorsun götümde ayı bağırıyor. Ayı derken öyle... Gene dedim ayı. Abi gönül almaya geldim ben. Kabul edersen affına sığınmaya geldim. Durmuş. Kim bu adam? Merhaba teyzeciğim öpeyim. Merhaba. Sebahattin ben. Daha önce tanışmamıştık da. Valide Hanım değil mi Durmuş abi? Kırılmamış şerefsiz. Allah geçim versin abi. Ben heyecanlanınca çok yakışıyor musunuz? Ay yavrucağı da uyandırdı. Kusura bakmayın abi ya. Senin oğlan mı? Oğlan değilim ben. Gönül almaya geldiğin gerçekten de çok iyi oldu. Durmuş abi. Seni orada ayıyla yalnız başına bırakmam tabii hoş bir şey olmadı ama... ...can kıymetli bir yerde. Ölmekten korktum abi. Bir dakika ya. Sen miydin o öküz? Ayı. Ha sen bana evet. Sana ne? Söyle abi. Secret. Efendim abi nezi Yaprak? Secret. Bebok sen de karneyle giriyorsun ama ha. Hadi vur. Vur. Eyvallah söyle ya. Bana az bile abisi. Adamın son halini gördün mü? O koskoca Durmuş abi deprem yemiş bina gibi olmuş. Yok baba bizden bir yol olmaz. Ama ne yapayım İzzet? Benim de canım var. Ben de ölmekten korktum. Sonuçta baktığında ben de bir insanım yani. İlk bakışta öyle de. Ben de çok seviyordum Durmuş abi. Böyle olsun ister miydin? Yaprak neydi? Bir daha beni ararsan telefon şehirler arası yazsın dedi. O kadar uzak dur benden dedi. Vallahi mı diyor? Durmuş abi geri vites yapmaz diyor ama değil mi? Affet dedim işte. Sen benden bir şey iste ben üstüne kürek kürek atayım dedim İzzet. Daha ne yapayım? O ne dedi? Siktir git dedi İzzet. Ağzına at girsin Sebat. Bir de babaanneye yemin verdik. İzzet, o dilde babaanneden de olacağız lan. Durmuş abi seni affetmezse bu eve sokmam dedi. Ne yapacağım lan? Ya rahat ol sen ya. Nereye sokmuyor? Sana ev mi yok ya? Ev mi yok sana? Yok lan abiden düşününce. Abi düşündüm yok yani sana ev. Sen bunu içme be. Sen bunu içince sana bir şey oluyor İzzet. Tamam birader şöyle düşün, olumlu düşün ya. Vallahi olumlu düşün, olumlu olsun. Hayata böyle bakacaksın, pozitif bakacaksın. Bak bununla ilgili en güzel hikaye Nasrettin Hoca hikayesidir. Hoca bir gün böyle gölün kenarında göle elinde yoğurtla göle maya çalıyormuş. Orada aliden biri de demiş ki, hoca ya kafan mı güzel senin? Göl hiç maya tutar mı demiş. Hoca bu, durur mu o da? Durmuş öyle. İzzet yapıştırmıştı cevabı ya. Yok öyle kalmış galiba. Yapıştırmamış mı cevabı? Şey mi ya? Doğduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyordu? Kalk git buradan İzzet. İzzet kalk siktir git ya. Allah aşkına yürü git buradan ya. Seba dur toparlayamadım ya şimdi. Ya, yürü git ya İzzet. Ya kardeşim ben sana derdimi anlatıyorum. İçip içip saçma sapan şeyler söylüyorsun bana ya. Ya Seba bağırma ama sen de her içtiğimizde gerilmeyelim böyle ya. Kalk siktir git. Bu çok iyi oldu İzzet ya. Seba yine tekrarlayalım burada kalmasın. Tansu ablamlara çok selamlarımı ilet lütfen. Meryem teyzeciğime de sen de çok selamımı iletiyorsun. Ase. Hürmetler. Aa Yaprak. Hoş geldin. Buyur otur. Bir şey ikram edelim. Metin! Yok lüzum yok. Konuşup gideceğim hemen.
Ya ben seni sığır bir de ağır sapık zannediyordum. Ama bugün kapımıza geldin ya. Anladım ki... Az bile söylemişim lan. Sen tam bir barzoymuşsun. Gerçek bir barzo hem de. Abim borç harç ameliyat oldu. Umurunda değil tabii. Saadet dayım da son model arabasını tefeciye kaptırdı. Yeğeni için. Abim uğraşa didine eritti borcunu. Bir tek arabayı koyamadı yerine. Nasıl koysun? Şimdi ne kazanıyorsa tefecinin eline sayıyor. Kısacası bir araba çekerse kapımın önüne, dayıma olan borcumu ödersem hakkımı helal ederim dedi abim. Araba mı? Araba onun köpeği olsun ya. Yaptığımız hırsızlık ama biliyorsun değil mi? Tabii biz yapınca hırsızız, Robin Hood yapınca kahraman değil mi? Durmuş abinin arabası değil mi? Oğlum biz fakirin hakkını zenginden geri alıyoruz işte. Hem o olsun bu paracı pezevenge. Sen izletmemiş miydin böyle herifçi oğlu vardı, evladı düşmesin diye paraları yakıyordu ya. He. Bu göt paraları düşmesin diye evladını yakar. Doğru söylüyor anasını satayım. Bak Nasrettin Hoca bir gün marketten maya çalıyormuş birader. Maya mı çalıyormuş marketten? He. Oğlum sen ne istiyorsun bu Nasrettin Hoca'dan ya? Oğlum koskoca halk kahramanı o adam. Ne biçim anlatıyorsun ya? Adam duysa var ya mezarında ters döner. Hadi işimiz var ya. Dememiş de var. Hatta hissettim. Abraham ne yapıyor? Bir kontak yapacağım ama. Yanlış bir şey yapma lan. Kim ben? Gerizekalı. O neydi be? Sen sus da şuna. Sallanıyoruz mu Sebu? Bana mı öyle geliyor? Sallanıyor lan. Bu ne biçim araba ya? Dur bulacağım bu sefer dur. Oğlum ne yapıyorsun? Kapat şunu ya. Dur bende. Bas mı vurduruyorsun bir de? Vereyim arabayı da git, hadi çek ya! Hadi de çek! Dur bende ya, dur ya! Ulan iki tane kaldı zaten, kesin bu. Oh! İzzet, oh. Neticeme ılık ılık bir şey vuruyor İzzet. Ne yaptın oğlum sen? Ya klimayı mı açtın gerizekalı? Dur bende ya! Ya ne sende, zaten bir tane kablo kaldı. Al. Ne istiyorsunuz abi buna? Ne istiyorum? Dur bir hesaplayayım. Işıklar, kompresör, yeni teyp, iki tane woofer, bir de
Beş. Beş. Lan! Sebo, acık yüzün gülsün ya. Oğlum bu tarafından bak bir de. En azından serbest bıraktılar. Tefeci Sado, bunlar hırsız değil. Bunlar bildiğin mal dedi. Sakin ol Tufan. Sakin ol. Zoruma gitti oğlum ya. O kadar her şeyi adam gibi itiraf ettik. Adam kamerayı açtı. Bir de bunu anlat. Evde çocuklara da izletelim. Onları da güler dedi ya. Vaf vaf vaf. İyi düşün, iyi olsun Sebo'm. İyi düşün, iyi olsun gülüm benim. İyi düşün, iyi olsun. Bazen diyorum acaba niyetten mi kaybediyor Sebo ya? Ne var oğlum niyetimizde, bir şey yok. Ne bileyim oğlum, tam bir şey yapalım derken başka bir şey deviriyoruz. Pardon, benim sadece iki parçam var. Biraz acelem var da. Teşekkürler. Adamın acelesi varmış. Hakikaten lan İzzet, böyle iyi niyetli davranınca içime öyle bir huzur çöktü ki. 1 milyoncu şanslı müşterimiz. Araba kazandınız, bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Araba kazandık İzzet! Biz mi? Araba kazandık! Oh! Durmuş abi, affet diyecek. Araba bizde! Siz değil beyefendi. Araba beyefendi bizde. Kazandı. Olur mu ya? Ben sıramı ona verdim. Ben sıramı sana vermedim abi. Ne sırası kardeşim? Ben 1 milyoncu müşteriyim. Oğlum yürü git, çeneni kırarım senin ha. Oğlum siktir git. Acele yok muydu senin? Güvenlik. Hanımefendi arabamı alabilir miyim? Ben sıramı ona verdim. Abicim ben sıramı... Ne oluyor? Ben sıramı verdim. Arabamı vermez. Benim arabamı ver. Ya. Abi arabamı bak bir kolumu ala. Ya tamam boş ver Sebo, üzülme ya. Ya neyine üzülme İzzet ya? Dün Sado'dan arabayı almaya çalışırken bir sürü rezil olduk. Bugün helal üstlenmiş arabayı gittik, kendi elimizle adama teslim ettik ya. Ben Durmuş abinin gönlünü alacaktım ne güzel. Bir daha böyle bir fırsatı nerede bulacağım İzzet? Hadi cevap ver. Yani? Cevap verme İzzet, bulduk. Neyi bulduk ya? Arabayı bulduk İzzet. Evet bayanlar baylar, yılın en büyük yarışmasına hoş geldiniz. İşte arabamız burada. Arabadan elini çeken kaybeder. Sabreden ise kazanır. Elim sende, bir saate kadar başlıyor. Evet beyler bayanlar. Mola yok. Sebebi ne olursa olsun elini arabadan çeken kaybeder. Sonu bekleyen buradan arabasıyla gider. Hazır mıyız? Üçten geri sayıyorum. Üç, iki, bir. Eller havaya. Şimdi arabaya. Böyle olmaz ki ya. Kaç saat bunu bekleyeceğiz? Benim bir şey yapmam lazım. Yüzeyin ne haber? İyidir. Senden ne haber? İyi. Dükkanları açık unutmuşsun. Elendiniz. Az siktir. Şerefsiz. Yavşak, yavşak. Ya küfür etme be. Seni uyardık. Kötü mü ettik arkadaş ya? Nasıl gidiyor bayram? İyiyim abi, sağ ol. İnşallah alacağım arabayı. İnşallah abi. Bayram. Heh. Elendiniz. Ya sen ne yavşak adamsın Sebahattin abi ya? Bir dokundurtmadın. Ya kazanayım gene dokunursun bayram ya. İhtiyacımız var Allah Allah. Ellerini kaldıranlar arabadan uzaklaşsın. Yuh lan, yuh! Ne var lan? Zil sesin böyle. Ne yapayım? Telefon geldi. Allah Allah. Evet, yarışmamız son hızıyla devam ediyor. Nasıl devam ediyor? Son iki kişi. İki kişi mi? Zeki? Ya demek ismim hala hatırında. Benden kaçarken ayakların kıçına vuruyordu. Ben senin adını hiç unutmadım ki Zeki. Ya senin göbek bağını dolmuş durağına mı gömdüler de böyle minibüsçü gibi konuşuyorsun? El alemin manitası sütlaç, benimkisi bol soğanlı tantuni. Ayrılalım Zeki'ye. Bu lafları bildin mi Sebo? Hepsi yalandı Zeki. Her şey yalandı. Sana daha fazla tutkuyla bağlanmaktan korktum.
Ama sonra nasıl pişman oldum bilemezsin. Herkes de seni aramaya başladı. Günaydın bebişim, nedir ya? Bana senin gibi naber koç diyecek kız lazımdı Zekiye. Sempatiksin, bambaşkasın. Oysa herkes sevdiğin havuçlu kek yapardı. Bana senin gibi kapıma dayanıp kurbanda leğenle et getirecek kadın lazım Zekiye. Sıcacık, içten. Biliyorum. Artık bunu sormak için belki de çok geç. Ama olsun. Bu hatayı yine yapmayacağım. Bu sefer soracağım Zekiye. Zekiye. Benimle evlenir misin Zekiye? Ne? Evet! Hocam elleri kaldırdı. İt! Ya ne bu? İthal it! Ulan Allah seni bildiği gibi yapsın be. Allah seni davul etsin. O tokmağı da benim elime versin. Ulan ne soksam sana? Ya çirkinleşme, zaten çirkinsin Zekiye ya. Pislik. Kahretsin. Evet beyler, bayanlar, yarışmamızın kazananı Sebahattin Altın! Araba yardı gitsin! Allah! Allah! Araba beni! Allah'ım! Kazandım! İzzet! Kazandım arabayı. Ya Sebo ya, acılama arabayla hayra kalkışıyorsun, burnumuz boktan çıkmıyor. Bir tane kalp kazanayım diyorsun, 40 tane kalbi kırıyorsun. Yani belayı çekiyorsun ya Sebo. Bak acı payamlı kör hafızın. Ya yiyeceğim acı payamlı kör hafızınız ha. Ya dilinizden düşürmüyorsunuz babaannemle. Bir babaannem, bir sen acı payamlı kör hafız. Ne yaptık oğlum? Durmuş abinin arabasını geri almak için Sado'ya gittik. O hırsızlık sayılmaz ki, niyetim temiz benim. E bu da yarışma İzzet. Her yol mübah, nesi günah? Kaldırmasalar ellerini. Bana ne? Arayacağım hatta Durmuş abi. Durmuş abi. Abi 10 dakikaya kapıda araba. Hazır ol, hazır ol. Aldım arabayı. Sebo. İzzet sus, kalbini kırarım. Sanki ben kendi işim için vurdum arabayı ya. Sana yardımcı olayım dedim ben. Vinç operatörü diyor, ben indiririm diyor. Bırak, ben indiririm diyorsun ya. Kara Şimşek de indiriyordu bir kere de adam. Yara kafalı Alaaddin de halıyla uçuyordu. He? İnşaattan hiç halıyla atladın mı sen? Sebo, en azından pozitif bak ya. Bak, motoru çiçek gibi. Silecekleri çalışıyor. Bak, ne güzel çalışıyor sileceği. Aynen ya. Çiçek gibi motoru da ya. Adama zaten kapıya çık dedik. Ne yapalım, götürelim, iyi niyetimizi görsün. Sonra sanayiye götür, toplatırız. Ne yapalım ya? Aynen. İzzet, kapı nerede lan? Ha, kapıyı yukarıya koydum Sebo. Ha, unutmadın değil mi? Koydum. İkisi de burada. Aha, Durmuş abi bekliyor. Toparla. İzzet, fren tutmuyor. İzzet, çekil! Durmuş abi, çekil! Çekil! Durmuş abi, çekil! Çekil! Durmuş abi! Oh, Durmuş abiye çarpmadık. Maalesef iki hastamıza uzun bir süre iki kolunu kullanamayacak.
Geçmiş olsun. Durmuş abi, biz arabayı bulmanın heyecanıyla mahalleye girince... ...tabii seni gördüğüm gibi ben kırdım da... ...gerçi sen kendi kendine düştün. Ama tabii bizim yüzümüzden oldu. Ne desen kabulüm abi. Efendim abi? Ne dedin ya? Sürekler. Tamam. Ümmetler. Senin durum kilit toprağım ya. E gidelim şu acı payamlı kör hafıza. Hem kafamız meraklaşır. Hadi gidelim lan. Oğlum. İşte böyle böyle belin doğrulmuyor muhtarım. Hocam kör deyince bir deneyim dedim. Tenzih ederim. Yakını seçemiyordum. Lazer ile vurdurttuk. Çok şükür geçti. Lakin isim kaldı Sebahattin. He öyle. Hocam siz nereden tanıyorsunuz beni? Seni tanımayan mı kaldı semtte? Evet. Gençler, ziyaretinizin esbab-ı mucibesi nedir? Şimdi hocam, ben birinin ahını aldım hocam. Birinin ahı? Birden fazla da hocam, o biri için geldik biz. Ben böyle kasıyorum affettirmek için kendimi hocam. Çok mücadele ediyorum hocam. Ama bahtım hep beni taca atıyor hocam. Ben böyle nasıl helallik alayım? Bana bir yol gösterin hocam. Burası küçük bir yer çocuklar. Duyduk. Daha gelir gelmez... ...tefeci Saadettin'in arabasını çalmaya çalışmışsın. O hırsızlıktan sayılmaz hocam. O Durmuş abinin dayısının arabasıydı. Peki... ...panayır yerinde hile kurdanın dibine vurmuşsunuz. Ama niyetim temiz hocam. Niyetin temiz. Bütün günahkarların bir bahanesi vardır. Biliyor musunuz? Hepsi de kendince haklı. Tamam hocam. Sonuç yok ama hocam. Gidiş yolundan puan da mı yok hocam? Yedin yedin. Kantara çıkınca karnını çekiyorsun. Öyle mi? Haydi, dökme yüzünü. Dökme. Hayat bir sınavdır çocuklar. İlk soruyu bilmiyorsan bildiğin sorudan başla. Tamam. Oğlum adamdan 100 lira borç aldık, 7 sene salladık. Bari verelim de evvel geçelim. Müslüm abi. Sebahattin. Ödesene borcunu piç. Abi onu ödemeye geldik zaten. Buyur abi. Oh, helal ettin mi hakkını? Sebahattin. Efendim abi. Ödesene borcunu piç. Ödedim ya abi şimdi. Yürü git lan. Kaç yıldır sallıyorsun it. Abi cebine koydun, şuraya koydun. Sen. Sebahattin. Efendim abi. Ödesene borcunu piç. Ne oluyor oğlum ya? Kaç yıldır sallıyorsun it. Pardon, bakar mısın? Beyefendi, Müslüm Bey ileri derecede Alzheimer. Alzheimer. Nasıl desem, hafızası sadece 10 saniye. 10 saniye mi? 20 dakika sonra da yoğun bir tedavi programına başlayacağız. Adam adını hatırlamıyor, benim borcumu hatırlıyor ya.
Ne olmuş? Helalleşmek için 10 saniyemiz var. Alzheimer olmuş Müslüm abi. Vallahi mı? Müslüm abi. Sebahattin. Benim abi. Burada. Abi atma. Ödesene borcunu piç. Müslüm abi. Sebahattin. Benim abi. Burada burada. Onlar da burada. Sen söylemeden ben söyleyeyim. Borcumu ödemedim piçim. Bunu diyeceksin değil mi? Ne çıkarıyor lan? Abi ne abi? Aa, diş atılır mı abi ya? Ödesene borcunu piç. Müslüm abi. Sebahattin. Benim abi. Burada burada. Ayakkabılar burada. Dişler burada. Ödesene borcunu piç. Ah. Helal ettin mi? Helal ettin mi? Abi yemek iş yok zaten ya. Helal ettin mi hakkı? Olacak mı bu sefer? Sen baktın! Müslüm amca, vakit tamam. Odana gidiyoruz, hadi. Neden o olduğunu bil! Sebo 500T'ye geldi. Sabahattin! Oğlum Nizam abi bu. Kaç, 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 kaç. Sebo yine ne bok yedin ya? Kaçmayın lan! Birader yavaş. Bittiniz oğlum siz, bittiniz lan. Kaçmayın lan! Sokak Sebo! Nizam abi Beşik'te buraya da mı giriyor? Dönmüşün haber vermiyor Sebo. Abi bir dinle. Ah! Abi imdat çekiciyle adam dövülür mü ya? Hem imdat hem çekici bir de. Toprağım sakin. Ulan çevrem zayıf dedim. Telefon hakkı için bir isim istedim. Orospu numarası vermişim puş. Evet, yeni sorumuzla devam ediyorum. Anemon Kalesi'nin fethinden sonra kaleyi fetheden askerlerin toplam sayısı kale kapısına nakşedilmiştir. Bu sayı kaçtır? 50 mi? 100 mü? 150 mi? 200 mü? Hanımla ziyarete gittiydik esasen. Kapıda 50 yazıyor diye hatırlıyorum ama yüze de sıcak bakmıyor değilim. Stüdyo ortamının vermiş olduğu heyecan da var. 50 mi, 100 mü? Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. O zaman hemen Suzan Yılmaz'ı arıyoruz. Neyiniz oluyor bu arada? Dostum olur. Dostunuz peki. Alo. Suzan Hanım merhabalar. Yanımızda Nizam Bey var şu anda. Size bir sorusu olacak. Ay sormadan söyleyeyim. 200. O zaman ben hemen süreyi başlatıyorum. Buyurun Nizam Bey. Suzan. Efendim kocacığım. Kime? Size mi kocacığım diyor? Yok. Bir yanlışlık oldu herhalde. Suzan ben daha az diye hatırlıyorum. Kapıda öyle gördüydüm. Kapıda yazana bakma. Vizite değişiyor. 200 son, memnun kalırsın. Kapıda 50 yazıyordu sanki. Ben 50 diyorum, ne diyorsun Suzan? 50 mi? Yuh! Ama kapıda öyle yazıyordu Suzan. Vallahi kapıda gördüm. Ay git kapıyı becer o zaman, manyak! Allah belanı versin Sabahattin. Cevap veriyorum, Allah belanı versin Sabahattin. Anladım.
Abi şaka mahiyetinde Nizam abi. Aramızda böyle hoş bir anımız olsun diyerekten. Memlekete rezil oldum lan. Orospu'ya dostum deyince yengen üzerime dost mu tuttun diye evi terk etti it. Abi bir dinle. Bak Sabiha yengem dönecek sana. Belte olacak yemin ediyorum böyle döne döne dönecek. Öyle gelecek Nizam Nizam diye. Lan bin kere dikildim karşısına. Bin kere köpek çekti. Yuvamı yıktın. Abi Rıdvan abiyle Gülendem ablayı da bu barıştırdı ya. Sen mi barıştırdın lan onları? Ben barıştırdım tabii. Adam bir manitadan sıkılınca yedek kulübesine dönüp öbür manitaya diyordu ısın diye. Bu mu barıştırdı lan? Vallahi. Ulan bir becerme. Nüfustan kaydını düşürürüm seninle. Becerirsen, becerirsen. Becerirsen dile benden ne dilersen Sebu. Abi var aslında bir dileğim ya. Ne lan? Abi sen de bana hakkını helal edeceksin ama tamam mı Nizam abi? Ulan sen bu işi hallet. Sülalene hakkımı helal ederim. Adamsın ya. Bitti bu iş. Ver o çekici alayım. Tektaş Allah'ın emri Nizam abi olmazsa olmaz. Deme. Bütçemiz ne? Ya limit dolu. Banka kredi açmaz. Tepeci Sado'nun kafasına dayanırım olmadı. Ya Sabiha ama feda olsun. Adam bu ya. İşte böyle böyle düzelteceğiz bu ilişkiyi Nizam abi hadi. Giyim kuşam da yerinde olacak tabii. Madem yengemin aklı erek yalıya kamaşıyor, götür birkaç numune ilmek ilmek girelim kanına Nizam abi. Hediyenin başkenti, iç çamaşırı abi. Elini korkak alıştırma. Üstüme çıksaydın Cengiz! Sorma Nizam, acelem var. Cengiz abi, emaneti düşürdün emaneti. Emanetin kaldı ya. Emanetim bende Cengiz abi. Nizam abi, ara yengeyi 2 saate bu iş tamam. Hadi. Hediyeler de çiçek oldu Nizam abi. Ha, hepsi burada. Senin koltuğun altı mı sökük? Biraz. Ya öyle şey olur mu abi ya? Yengeyle buluşmaya gidiyorsun, kol altı sökük. Al şunu giy. Sen ne yapacaksın? Beni boş versen giy şunu. Neyin peşindesin lan? O bir şey değil ya. Onu kafaya takma sen. Babaannem nazar değmesin diye takmışım. Oldu mu? Evet. Aman abi bak gözünü seveyim. Beyaz Atatürk taktırmıyoruz. Ben böyle bazen sert yapacağım, bazen damar yapacağım. Bozma bizi tamam mı? Tamam. Hadi. Oğlum vallahi çok heyecanlıyım lan. Merak etme yengenin kalbinden duman çıkartıracağız duman. Kalbine çok da şey yapmayın. Tamam yapmayız sen. Tamam. Hadi. Bir konuşsana. Deneme. Hakikaten çalışıyor. Hadi. Hoş geldin Sabiha. Hoş bulduk. İyi gördüm seni. Ben de seni Sabiha. Ya biraz kilo aldım. Pazartesi diyete gireceğim. Tam zamanı. Tam zaman Nizam abi. Ver inceden bize. Diyete gireceğim demek Sabiha. Sığabileceksin mi bari? Mal lan bu. Tam yeşil başlı gövel ördek ya. Sen benim dediklerimi tekrar et Nizam abi. Sen yokken soldu gökyüzü be Sabiha. Sen yokken soldu gökyüzü be Sabiha. Hiçbir şeyin anlamı yok sensiz. Hiçbir şeyin anlamı yok sensiz. Sensiz doğan güneşin ben. Sensiz doğan güneşin ben. Düş ya. Sensiz doğan güneşin ben. Evet Nizam. Düşmanıyım Sabiha. Ne oldu lan duyulmuyor. Düşmanıyım Sabiha. Sensiz doğan güneşin ben. Diş Sabi. Sensiz doğan güneşin ben. Dayım Sabi. Sensiz doğan güneşin ben tamamına koyayım Sabiha. Davar. Davar! Nizam delirdin mi sen? Evet delirdim. Sensizlik delirtti beni. Evet delirdim. Sensizlik delirtti beni Sabiha. Sonra hediyelere geçti Nizam abi. Sana hediyeler aldım. Hem kuyumcudan hem çamaşırcıdan.
Ya. Ya. Bir de zemini kaplatalım diyordun ya. Küçük bir numune de aldım. Beğenirsen zemini kaplatacağım. Sahi mi Nizam? Sahi ya. Çamaşırcıdan bana yün içlik mi aldın Nizam? Kuyumcudan çeyrek mi aldın Nizam? Yok vallahi tam taş almıştım Sabiha. Ne güzel. Zemini neyle kaplayacağız? Gazete. Gazeteden başka bir şey yok Nizam. Gazete mi sereceksin altıma Nizam? Suluk bir de yemlik al. Ha? Adımı da Maviş koy. Olsun bitsin Nizam. Vallahi bir karışıklık olmuş. Sus! Sakın bir daha bana bir karışıklık olmuş deme. Düğün salonunda evleneceğiz dersin. Çay bahçesi çıkar. Bir karışıklık oldu Sabiha. Üstüme dost tutarsın. Bir karışıklık oldu Sabiha. Yeter. Saçmalama Sabiha. Ben senin üzerine gül koklamam. Bak telefonun bile kışla gibi. Abi yapma. Bir tane kız numarası yok. Ay. Ay senin Allah cezanı versin Nizam. Sabiha bir karışıklık oldu. Vallahi ben giymiyorum. Eceli gelen fare kediden makas alırmış. Eskiden bana sade gıcıktılar. Şimdi ne ölüme ne dirme diyorlar hocam. O kapı çoktan kapandı hocam. Bana yeni bir yol göster hocam. Belki de kaderi başka bir sebepten gücendirdik hocam. Hattı zatında bela. Başka başka yollarla da çökebilir insanın üstüne. Misal hocam? Misal bela okumak. Bela okumak hiç iyi gelmez insana. Bela okuduğunda döner dolaşır. Yine seni bulur Sabahattin. Ne yapacağız hocam? Eğer ki birilerine bela okuduysan ki okumuşsundur sen. Bela okuduğun kişiyi bulacaksın. Seni bağışladım diyeceksin. Affetmeyi öğreneceksin Sabahattin. Kim? Ve hasımlık hiç iyi gelmez insana. Ağır bir yüktür insan kalbinde. Yükünü boşaltmayı bileceksin. Bela döner dolaşır seni bulur diyorsun he hocam? Ya. Affetmeyi öğren diyorsun. Evet. Affetmeyi öğren. Şimdi yani benim de hatalarım var abisi. Yani sonuçta kuru yemişin içinden fındık ayıklıyor diye bir insana bu kadar bela okunmaz. Helali hoş olsun abi. Eyvallah abi sağ ol. Bak Naim bugün gene laf var oğlum. Tamam mı? Hepinizi affedeceğim. Patron çıldırdı abisi. Bana anlatamadığınız ne varsa anlatın. Herkesi affedeceğim bugün. Şey Sebu abi. Abi bütün çakmaklarına ben acılıyordum. Ulan tahmin ediyordum ya. Ama öyle böyle değil ha. Eve gitsen böyle kocaman Türk polisi yazarım koskocaman. Acıladım hepsini onun için. Sebo'ya aman çakmak diyor ya. Çakmaktan ne olacak ya? Hacılıyormuş da bilmem neymiş de ya. Boş ver pozitif düşün. Çakmak köpeğin olsun lan eyvallah senin. Eyvallah Sebo abi. Eyvallah. Eyvallah. Bir de abi. Hı, söyle. Nasıl söylenir bilemem. Söyleyemem de zaten. Lan dökme yüzünü. Sanki pandik attı da söyleyemiyor ha. Evet abi. Küçükken ilaçlama arabasının peşinden koşuyorduk ya. Ayşe'ni atacaktım sana denk geldi. Bağışla beni abi. Oğlum ben üç saat abi. Orada ağladım. Tamam. Götümü kim elledi? Bırak bunu. Kulağım. Abi kulağım. Şimdi Beşir amca. Bu sen babaannemi istemeye geldiğinde ben sana çok bela okudum ya. Ben seni bağışlıyorum. Sen de hakkını helal et yani. Hah.
Şöyle yola gel. Bak oğlum, bir atasözü vardır. Düğün yapacaksan yemekli, damat alacaksan emekli. Ne kadar güzel söylemiş ya. Hem valla Meryem'e de haksızlık ediyorsunuz ha. Meryem halen daş gibi ha. Hop hop Beşir amca. Fındık gibi. Bak fındık fıstık karıştırma öyle. Mete diyorum sadece şimdilik. Ya tamam da düzgün konuş, ne öyle fındık fıstık taş, Allah Allah. Tamam. Biz de Allah'ın emri, peygamberin kavliyle nineni gene istemeye geliriz. Fakat o gün senin evde olmaman gerekiyor. Aykırı olur biliyor musun? Etik olmaz. Hani biz of, ninenle cilveleşebiliriz. Hani ben of parmaklarını filan emerim. Ulan seni affedenin de seni affedecek olanın da seni... Tamam lan. Tamam. Sapık mısın lan sen? Parmağını emmem. Tamam, ulan parmağını senin emmem. Aklına uyanın var ya ben. Sapık erin. Ulan bir parmak emmeye niye bu ya kadar sen sinirlendi ya? Bağışlamak bağışlanmaktan sakat. Yok, ben o düğünün gelini değilim hocam. Peki ne yapacaksın? Hocam, bu bela başka bir şeyden çökmüş olmasın. Sen hiç adakı adadın mı? Adadım. Tuttun mu? Küçük baş, büyük baş söyle yiyelim be abi. Ah be abi, öyle bir şey değil ya. Babaannem ameliyathanede masada kalıyordu ya. Heh. O zaman dedim Allah'ım dedim, eğer dedim babaannem iyileşirse dedim, herkesin borcunu tefeci Sadu'dan sildireceğim dedim. Hasiktir lan. Tövbe. Pardon hocam. Ne yapayım, kavaklığın talebi çıkmadı o zaman. Ben de ameliyat için o göte el açtım. Pardon hocam, göt dedim. Yine dedim. Tövbe tövbe. Bu adak yerine getirilecek. Eğer ki bu adağı yerine getirmezsen, zaten her belayı çağırmışsın demektir. Ama olmayacak duaya amin demiştin suçam. Olmayacak dua yoktur. Oldurtacaksın. Bir de sen de bazı noksanlar seziyorum Sabahattin. Misal ver hocam. Süs temsil. İyi bir insan. İyiliği çıkarları için yapar. Yapmaz. Başkalarına gösteriş olsun. Gösteriş olsun diye yapar. Yapmaz. Korktuğu için de yapmaz. İyi bir insan iyiliği ne için yapar? İyi bir insan olduğu için yapar. Soru da gizliymiş. Sadece iyilik olsun diye. İşte o zaman kalpten yapar. İşte o zaman kabul olur. Bakıyorum da senin her işin zora giriyor. Acaba senin noksanın bu olmasın Sabahattin? Belki de hocam. Bir söz vardır. Ba benim belletirim. Göt benim elletirim. Günah benim işletirim olacaktı doğrusu. Lakin siz zinhar o gafillerden olmayın. Haydi çocuklar, fazla da durmayın. Çünkü senin yerine getirilecek bir neyin var? Adağın var hocam. Adağın var. İyilik çıkar için yapılmaz diyorsun değil mi hocam? Adağını yerine getir diyorsun. Aferin.
Adağını yerine getir. Adağını yerine getir. Adağını yerine getir. Ne kadar istiyorsunuz? Neyi ne kadar abi? E Gül Cemal'ime sevdalanmadınız ya. Kapıma dayandığınıza göre paraya sıkıştınız. Ne kadar lazım? Abi yok, onun için gelmedik. Ha, ne için geldiniz? Bu ne be? Dükkanı sattım abi. Elde avuçta ne varsa toparladım, getirdim sana. Lan oğlum siz 46'lık mısınız? Sizin bana borcunuz yok ki. Bizim için değil abi. Senden ricam, sana kimin borcu varsa onları silme. Lan oğlum gündüzden mi çekiyorsunuz lan mazotu? Bu kadar fazla karıştırmayın lan, yaramaz ha. Abi üstüne ise bir ömür ben borçlanayım sana. Sen iste geleyim 5 vakit kenefini temizleyeyim abi. Sen iste yolunu asfalt olayım Sadu abi. Hadi be abi, at bir destek ya. Bak babaannemin bir lafı var. Ne diyor? Teneşirde diyor, iç dış hepimizi yıkayacaklar diyor bak. Derin laf değil mi? Sonumuzda donumuzda pamuk be abi. Fani dünya. Bak şimdi dil altına almasan 3 adım öteye gidemiyorsun be abi. Şu yapacağın cennetten tapu be abi. Ulan davar, bu para borcun faizini karşılamaz. Ayaklarındaki çarığa bakmazlar, Hasan Dağı'na oduna giderler. Hadi kalk siktirin gidin lan. Abi bir dinle, gözünü seveyim. Al bunları da, al bunları haydi. Kalsın. Borcu olanların borcundan düşersin. Lan yürü git şerefsiz. Ben şerefimin zekatını versem sen bile şerefli olursun, merak etme. Lan oğlum basın gidin, haydi. Kalk. Kalk. Sebo! Tefeci sen o zaten, yaralı parmağı şerp. Ya bırak İzzet ya, tamam. Lan oğlum ne oluyor? Adam bir şeyler yapıyor. Lan herif gidiyor. Ya menfaati olmasa ölmez bile o ya. Oğlum düştü adam, gel buraya gel. Sadu abi, Sadu abi. Sadu abi kaldır kapıyı. Sadu abi! Ayaklarını kaldır bize. Şunu şey yap. Sadu abi. Kan mı gitmedi? Sadu abi. Hastanız kendine geldi. Görebilirsiniz. Buyurun bu taraftan. Geçmiş olsun abi. Bu sol yanın bir süre tutmayacakmış abi. Niye kurtardınız beni? Borçlar için mi? Yok be abi. Benden bir menfaatiniz de yok ha? Bir abimiz iyilik yapmak için neden aranmaz demişti. Nasıl güzel laf değil mi? Çerçevelet as duvarı. Müfredatı koy, ders diye okudu. Ben de neden aramıyorum artık abi? İyilik mi lazım? Yapıştır gitsin. Sebo, borçlandım sana. Borç yok abi. Faiz de yok. Peşin peşin helal olsun. Azrail dürtükleyince insan tabiatı şaşarmış. Doğruymuş lan. Böyle ağlamak falan. Sıkma canını abi. Hadi sen dinlen. Biz müsaade isteyelim. Sebo, bir konuşsak ya seninle. Neyi abi? Şu... borç meselesini. Ulan araba için bir ton dümen yaptı panayırda. Ama helal olsun Sebo'ya. Tefeci olan borcumu bir kalemde sildirdi. Sebo'ya bak be. Sebo'ya bak be. Helal olsun be. Helal olsun be. İzam abi,
Senin de borcun var mıydı Sado'ya? Oho, benim borcum buradan Mahmut Bey gişelere yol olurdu. Ama helal olsun Sebo'ya. Eyvallah. Kadriye, hanım koş. Ne oldu be? Meryem'in torunu var ya Sebo. Sebeci olan borcumuzu sildirmiş. Şükürler olsun Rabbime. Ulan Sebo, yavşak mavşaksın ama güzel adamsın. Helal olsun ya. Tamamdır abicim. Ben Sebahattin'e iletirim. İstanbul Tek TV'ye konuşan Eşraf'ın önde gelen isimlerinden Saadettin Aktepe, bütün alacaklarını Sebahattin Antin isimli yakınının hatrına hibe ettiğini açıkladı. Helal olsun lan Sebahattin. Sebahattin, ödesene lan borcunu piç! Vay Sebo! Sana! Ne yaptın kardeşim? Yendireceğim. Adamsın adam. Sebo! Umut'um ne haber? Büyük adamsın. Bir çiçek sarayım mı abine? Evet, sağ ol kardeşim. Sebo! Sayın Taze, gel 2 Mars Bitiriz aklını alayım. Sözüm olsun Ferize. Eyvallah. O kadar da kötü biri değilmişsin. Ne haber? İyi. Bizde her şey düzeldi gibi. Senden? Bilmem. Bir dene bakalım. Nasıl? Seç bir tane. Ha, o kırılır ya. Bir tane daha seç. Süper. Ya bardakları devir de sağlamasını da yapalım. Sende de bir şeyler düzelmiş sanki. Sanki. Yaşamakmış, ölmekmiş, benim için fark etmez. Fark etmez baba, fark etmez. Bir gün olsun gülmedi, talih beni.